Merhabalar. Bugün Termen'in Beşikli köyündeyiz. Buradaki fındık bahçesi, Halas çeşidi var bu fındık bahçesinde. Ve bu çeşit bu bahçede hemen her yıl ilkbahar geç tohumlarından zarar görüyor. Hatta geçen sene buradan hiç ürün alınmadı. Bu nedenle burada biz bitki antifrizi uygulamaya karar verdik. Ancak fındık erken uyanan bir tür. Acaba kaç defa uygulama yapılması gerekir? Bunu tespit etmeye çalışıyoruz. Bu bağlamda firmanın tavsiyesi üzerine ilk uygulamamızı Aralık 15'te yaptık. İkinci uygulamayı bu en son kar yağışından önce 11 Şubat'ta yaptık. Bugün üçüncü uygulama yapacağız. Bizim esas deneme parsellerimiz bu taraf. Ve daha sonra 20 gün arayla devam edeceğiz. Amacımız ilk uygulamaya, Aralık 15'teki uygulamaya gerek var mı? Sonra belki Aralık 15'i bırakın, belki Şubat 11'deki uygulamaya bile gerek kalmayacak. Belki sadece birkaç uygulamayla biz bu işi başarırız belki de. Bunu ortaya koymaya çalışıyoruz. Bu Cropaid diye bir ürün var, bitki antifrizi, bunu kullanıyoruz. Ancak bu uygulamadan önce suyun pH'sının 6-6,5 seviyesine düşmesi gerekiyor. Bu amaçla sitrik asit kullandık. Ve gördüğünüz gibi şu anda suyun pH'sı 6,54 civarında. Dolayısıyla şimdi ürünümüzü buraya dökebiliriz. Cropaid'i de artık suya ilave edebiliriz. Şu anda tam 6,50. Hocam uygulama dozu? Uygulama dozu 400 litre suya 2 litre ürün ilavesi yapıyoruz. Bunu kapatıyoruz. 6,33'e kadar düştü bu arada. Bir daha açalım. Tamam. Bahçe sahibi de geliyor. Bak, bahçe sahibi. Hocam de... ürünün içeriğinde ne var? Ürünün içerisinde ne var? Ürünün içerisinde bol miktarda amino asit var. Bunun yanı sıra vitaminler, mineraller ve diğer piyasadaki ürünlerden farklı olarak iki tane bakteri türü var. Bu bakteriler biz bu uygulamayı yaptıktan sonra yaklaşık 20 gün süreyle amino asit üretimi yapıyor. Ve böylece hücrenin yoğunluğunu artırıyor. Bu şekilde yaklaşık 20 gün süre boyunca dokuyu -6 dereceye kadar bir koruma sağlıyor. Evet, bunu kapatabiliriz artık. Bunu kapatalım, kurulayalım. Şimdi arkadaşlar, bunu çalkalıyoruz. Ürünümüzü, Muharrem gel. Bunu açalım. Onu da alalım. Hah, onu dökebilirsin. İyice çalkalıyoruz. Hocam bunların şeyi var mı? Ruhsatı var mı? Şeylerde, ürünlerde ruhsat falan şey var. Organik ruhsat alamadılar. Evet. Organa mineral, herhalde o şekilde bir ruhsat alacaklar. Yani şimdi sordukları zaman en azından bir şeyleri tavsiye edelim. Evet. Tamam, şunlar geçen senekiler. Bakın, geçen seneki zararlanma. Şu. Çeşit ne hocam burada? Halas. Halas. Bu bahçeden geçen yıl hiç ürün alınmamış. Soğuk zararından dolayı. Bu sene de bitki antifrizi, evet, uygulaması yapılıyor. Ha, sonları da bu senekiler. Bak, bir miktar zararlanmayı var sanki. Bir miktar sonucu bakın arkadaşlar. Bunlar zarar görmüş sanki. Bakın. Halas şu ana kadar çoktan püskülleri vermiş olması gerekiyor. Sanki şunlar zarar görmüş. Bakın şu geçen seneki. Görüyor musunuz?
Ay, aha da düşürdük ya. Gibi. Gibi. Geçen sene o kadar zarar vardı ki, şunlar hep kurudu var, sürgünler. Hep kuruma var. Evet, 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 tabii o kadar sürmüş ve kurumuş sonrasında. Hocam siz sadece onda mı uygulama yaptınız? Yani baştaki ocakta mı uygulama yaptınız? Şöyle. Yani bulabildim. Göstereyim ben. Yani bunlar şey olmuş olan herhalde. Hasar görmüş olan ama. Geçenki arızalı demiştin. Geçen yine şu kaba kısmı çıktı. Geçenki işe de evde. Onu getireceğim zaten. Şu kaba kısmı çıktı, onu takamadım ben. Şunun yüzünden. Şunu ben aşağı çekeyim. Bak bu böyle. Şu geçenki orada, farklı bir ürün müydü? Ha, geçenki farklıydı. Bak mesela geçenki daha inceydi. Bayağı inceydi. İğne gibiydi. Allah Allah. Aha. Ama şu şuradaydı. Burayı kapattığında burayı sökemediydi. İnmediydi. Seninkini bir deneyelim o zaman. Ne kadar alınan? 400 litre suya 2 litre. Ne kadar alınan? 400 litre tahmin ediyoruz 6 dönümü rahatlıkla uygulamaya yapılabilir, ilaçlayabilir. Çünkü üzerinde yaprak yok. Yani hocam burası herhalde 12 dönüm. Yani komple 12 dönüm. 3 depo rahatlıkla yeterli olur diye düşünüyoruz. Burada mı diyelim?